Selamlar. Bugün size evimi tanıtacağım. Malezya'da bir evin şekli, dizaynı nasıl olur öğrenelim. Burası benim evimin girişi. Böyle demirle kaplanmış. Burası da karşı komşumun ama o kapattırmamış. Tercihe bağlı. Burada ayakkabımızı çıkartıyoruz. Daha sonra evin içine o şekilde giriyoruz. Buraya gördüğünüz gibi ayakkabılık yapılmış. Yine tercihe bağlı, isteyen istediği gibi ayakkabılığını yaptırabiliyor. Kapıma geldim. Şimdi şifreyle kapımı açacağım. Dokundum. İlk çıkan rakamlara bastım. Sonrasında kendi şifremi gireceğim ve onaylayacağım. Kapımı açar açmaz salonuma girdim. Tek bir koltuk var. Çok az eşya kullanılmış. Bu da evi ferah gösteriyor. Dolap eksiğim var. Biraz daha dolap olsaydı bazı eşyalarımı saklamak için güzel olurdu. Sehpam. Onun haricinde bir de yerde halım var. Ama maalesef bu tüylü halılar sıcak yerler için güzel olmuyor. Salonda iki tane klimamız bulunmakta. Açık mutfak, Amerikan mutfak. Gördüğünüz gibi ada var. Bütün eşyalar ev sahibine ait. Bana ait olan tek şey mutfakta kullandığım ufak tefek araç, gereçler, tabaklar. Onun haricinde de bütün her şey ev sahibine ait. Evimin karşısında bir apartman var. Evimin yarısını kapatıyor. Diğer yarısı açık durumda. Fakat buna rağmen evim çok aydınlık. Gördüğünüz gibi karşıda deniz manzaram var. Ve bir de dağ manzaram var. Çok şık, çok hoş. Tavanım oldukça yüksek. Buraya özel merdivenlerle çıkılıyor. Normal bir merdivenle yine yetişemiyorsun. Perdeler çok uzun. Tabanların yüksek olmasının sebebi evlerde kullanılan pervaneler. Malezya'da kullanılan prizler de bu şekilde. A, C, G tipi prizler kullanılıyor. Burası da kapattığınız zaman elektriği kesiyorsunuz. Güvenlik amaçlı. Bunu açmadığınız sürece elektriği de kullanamıyorsunuz. Burada gördüğünüz düğmeler ise bunlar ışık. Bu ise sıcak su düğmesi. Bunu kapattığınız zaman sıcak suyu kesiyorsunuz. Bunu açtığınız zaman ancak sıcak su akar. Burası da mutfağın girişindeki düğmelerimiz. Bunlar da fırının, sıcak suyun, ocağın, bulaşık makinesinin düğmeleri. Bunları kapattığınız zaman yine elektriği kesmiş oluyorsunuz. Bir yere giderken kapalı tutuyorsunuz güvenlik açısından. Mutfağın hemen yanında görünen kapı benim çamaşır odam. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi var. Bazen kurutmaya atmadığım çamaşırlarımı tele atıyorum. Telim var ve kovalarım var. Burası kızımın odası. Oldukça ferah. Çift kişilik yatak kullanılıyor. Aslında bizim Türkiye'de kullandığımız çift kişilik yatak burada orta boy olarak geçiyor. Bu çift kişiliğin adı Queen Size. Kızımın gardırobu. Kızımın odasındayım. Gördüğünüz gibi mini bir çalışma masası var. Hemen burada banyosu var. Banyosuna geliyorum. Geniş, güzel, kullanışlı bir banyo. Karşıda gördüğünüz kapı ise oğlumun odasının kapısı. İki oda aynı tuvalet ve banyoya açılıyor. Hemen oradan çıktıktan sonra kızımın odasından çıktım. Oğlumun odasına geldim.
Oğlumun odası bu şekilde. Biz birazcık dizaynını değiştirdik. Biraz yer açmak istedik. Dolabı bu şekilde. Yatağın olması gereken yer aslında burası. Bu çalışma masası ise geldiğimizde camın önündeydi. Biz biraz daha yer açılsın diye şeklini bu şekilde değiştirdik. Karşıda gördüğünüz tuvaletimiz de misafir tuvaletimiz. Hemen şöyle bakalım. Şunu indireyim. Burada söylemek istediğim, Tahrat Muslu bu şekilde kullanıyor Malezya'da. Hedef şaşmaz. Tam 12. Oğlumun odasından hemen sağa döndüğümüzde yatak odama geliyorum. Geniş, ferah. Buranın dizaynını yine ev sahibi yaptırmış. Bu yatak king size olarak geçiyor. Yerde bu şekilde halı kullanılmış. Fakat ben tüylü halıları sevmiyorum. Temizlemek çok zor. Bunları kaldıracak dolabım maalesef yok. Pencere önünde hemen böyle bir bölüm var. Tam böyle kafa dinlemelik bir yer yapmışlar. Manzaram ise bu şekilde. Yine bizim malzemeler bir yerlere sıkıştırılmış durumda. Gardırobum ve mini tuvalet aynam var. Hemen banyoya geliyorum. Banyoda dolabım olmadığı için bütün her şeyim böyle ortada, çok kalabalık görünüyor. Onu sevmiyorum. Burada güzel olan yan nedir? Bu seramikler, ahşap görünümlü seramikler kiri hiç belli etmiyor. En sevdiğim özelliği banyonun bu oldu. Malezya ile ilgili hemen bir bilgi daha vereyim. Eğer ev tuttuysanız, oturuyorsanız aidat ödemiyorsunuz. Aidatınızı sizin ev sahibiniz ödüyor. Evet, böylece minik evimi tanıtmış oldum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Destek vermek isterseniz beni takip edin ve beğenmeyi unutmayın.